Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili canım kardeşlerim, bir mevzu hakkında aynı meslekten olsa bile tamirci olabilir, doktor olabilir, hoca olabilir. Yazar olabiliyor. Aynı meslekten dahi olsa, farklı meslek olsa zaten de niçin fikirlerimiz, düşüncelerimiz niye değişik oluyor? Niye değişiyor? Veya aynı insan dün böyle söylerken yaparken bugün bunu söyleyip yapması, değiştirmesi biliyoruz ama Böyle bir ifade edeyim ben bunu. Çok sorulduğu için. Dimağımız, kafamız, aklımız, düşüncemiz çocuğa benzer, bebeğe benzer. Ne ile, ne zaman, ne ile besliyorsak, besliyorsak, bir, hangi nesebe bağlı isek, aldığımız eğitim, e, eğitim farklı ise eğer kişi kendisini geliştirmemişse o bebek büyününce nasıl bir insan olur? Bak insan şu kafa bebeğe benzer, çocuğa benzer. Bunu ne ile, nerede, kim, nasıl doldurmuşsa, bebeği yedirmişse, o kişinin örf, anane, kültür, gelenek ve eğitimi ve nesebi, soyu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gübrede diyor yetişen gülü koklamayın. Yani nesebine bakın evlenirken. Bu insan aldığı ayrıyeten aldığı kendisine göre eğitim ile bu insanın olayları yorumlaması, doğruları, yanlışları farklı olur. Şimdi insanın düşüncesine, yaptığı işi, büyüdüğü mekanı, büyüdüğü ve bulunduğu mekanı, çevresi, akrabaları, dostları, arkadaşları, okuduğu kitapları veya gittiği sohbetleri zevatlara göre düşüncesi de o cinsten olur. İşte insanların fikir ayrılıkları beslendikleri kaynaklardan kaynaklanıyor. Peki ortak noktamız yok mu? Ortak nokta nedir? Nedir o? Ortak noktamız şu olması lazım. Herkes ihtisası olduğu şeyle kanaat etmeli kime neyi soracağımızı Doğru tespit etmeli. 100 tane fizik profesörü dahi bir tıp noktasında bir doktora muhalefet etseler. 100 tane fizik profesörü. Hayır efendim tıp noktasında bu bir doktorun verdiği karar yanlıştır. Biz 100 tane fizikçi böyle diyoruz. Dendiği zaman kimi dinleyeceğiz? Hangisi tıp doktoru dinleyeceksin? çok ve az olması hiç önemli değil. O konunun uzmanı mı? Yoksa kabristana taziye veririz. Ecele de davetiye çıkarırız. Mesela gündelik hayatta sorulduğu için ya bu ilacı hiç sana çok iyi gelir ya bunun yaşı, cinsi, psikolojisi, bünyesi, anlayışı aynı ilaç Aynı hastalık farklı tesir eder sevgili kardeşim. Al sen bu ilacı işlemeyle olur mu? Öyle bir zaman gelecek ki herkesin DNA'sına, genetini göre ilaç yapılacak. Aynı hastalık. Benim başıma ağrıyor, kadının da ağrıyor, çocuğun da ağrıyor, yaşlının da ağrıyor. Herkesin bünyesi, bedensel yapısı ona verdiği anlam düşüncesine göre değişiyor. Çünkü sen olayları yorumlarken, herkes olayları yorumlarken kullandığın malzemelere göre tahlillerin değişir. Örnek vereyim. Niçin insanlarda farklı düşünceler oluyor? Şu ağaç misalini vereyim. Bediüzzaman Hazretleri ağaç misalini verir. Ağacı, çınar ağacını düşün. Büyük bir çınar ağacını düşün. Bunun bir kökteki çekirdeği var. Bir de sonunda meyvesi var. Meyvenin içinde de çekirdek var. Bir de ağacın görünüşü var. Bir de ağacın görünmeyen makine tarafı var. İşleyen sistem. Kimisi düşüncesinin pergelini ağacın köküne koyarsa, oradan yorumlarsa, kimisi meyveye pergelini koyup oradan yorumlarsa, kimisi ağacın zahirine bakıp olayları yorumlarsa Kimisi ağacın arka taraf o gözükmeyen makine tarafına bakarsa Kimisi de bu dördünü bütünsel bakarsa hepsinin bakışı farklı olur farklı olur şeydel e, kırıkanda e, Hatay o bölgeleri bilenler için söylüyorum benden duyun şöyle bir Top boğazı var tepede. Burası İskenderun. Burası Kırıkan. Burası tepe. Bu tepede radar var. Askeri radar var. İki tane kardeş oraya oraya askere düşmüş. İki tane ikiz diyorlar tarihte. Şimdi bir kardeş bu radarda bir kardeş de İskenderun'da e, garnizonda görev yapıyor. İskenderun'da aşağıda. İkisi de anne babasına diyor ki anne donuyorum kazak gönder. Dağın tepesinde olan radar. Ötekisi diyor ki anne yanıyoruz. İkisi de Hatay sınırları içinde. Yani bulunduğun yere göre de değişiyor. Mesela bir şeyde inatlaşıyorsun. Uçağa bindiğin zaman. Uçak korkusu olan o türbülansa girdiği zaman uçak gidiyor. O bir saat önce birisinin kalbini kırdın ya yok vermem, yapmam, hakkını gasp ettin ya. Uçakta ne yapıyorsun? Tövbe ediyorsun değil mi? Esen. İnince hemen vereceğim. Başka hasta olduğumuz zaman, musibet geldiği zaman tamam? O zaman fikriyatımız, düşüncelerimiz de ne yapıyor? Değişiyor. Demek ki insan hani var ya hadiste geçiyor. Ya Rabbi ey Rabbim ikide bir değişen her an değişen kalbimi sabit kıl diyoruz. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun takipçileri olan asıl imamları şöyle bakıyorlar. Ağacın eveluhu evel ismiyle çekirdeğine ahiruhu meyve noktasını zahiruhu ağacın görünüşüne batinuhu görünmeyen ağacın makine tarafını bütünsel bakarlar. Yani çekirdek Allah'ın nazarı. Ha? Ondan sonra meyve, meyve insanın fıtratı. Kim? Kime ne konuşuyor? Ha, ben mesela. Benim hakkımda karar verilecek. Bir, benim hakkımda ağacı düşünürsek, evveluhu, Allah, Allah noktasında düşün ahiruhu ben neyim fıtratım. Yani hangi fıtratta yaratılmışım, yapım, sistemim, istidat, kabiliyetim nedir? Zahiru ahac, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti ile batını Kur'an-ı Hakim'in ölçüleriyle olaya bakmak. Tamam Evet, yani dört tane ismi. insan bu fıtrata hüküm getirecek. Böyle yap, böyle yapma. Allah'tan kopuk peygamber yok. İnsanın fıtratına bakmıyor. Ahiretle dünyayı yorumlamıyor. Bu insanın anlayışı ne olur ki? Gündelik olur, ikide bir değişken olur. Bir de bu işte ek olarak gayreti yoksa bir insanın gayreti diniyesi yoksa veya gayreti o konuda, o meslekte gayreti yoksa tıbbı bitirmiş ama adam diplomayı almış, oturmuş bir yerde kendisini geliştirmiyor. Böyle bir insanın da düşüncesi, fikriyatı o konuda farklı olur. Demek ki toparlarsak ne mevzu, mevzunuz nedir, derdiniz nedir? Tamam. Onu önünüze gelen herkese sormayın. Niye? İkide bir vehim ve vesveseniz artar. İki, doğrularınızı her sorgulattırmayın. Doğruların. Niçin? ondan şüphe etmeye başlarsın. 3. Geçmişini keşke bataklığına batma sebebi o niye dedim, niye yaptım o zamanki doğruların yani bu bilgilerin o zamana göre o kararın doğruydu. Peki keşke diyeceğimize çaresi nedir? Tövbe ve istiğfardır. Başka bu anı doğru yaşamaktır. Tamam. Peki hastalık noktasında ne yapacağız? Herkes önümüze sormayacağız. Peki toplumda salgın hastalığı varsa yani toplumda işte korona dedikleri nasıl bakacağız? Bir, bu toplumsal genel olduğu için her kafadan ses çıkıyor. Her doktordan da ses çıkıyor. Tabi ee, tabii baktıkları farklıdır. Şimdi Genel böyle tedbiri aldıktan sonra nedir o? Bizim tedbirimiz sünnet-i seniye uyacağız kardeşim. Sünnet-i seniye uyarsak. Hazreti Ömer ne güzel demiş ya. Eğer bir hastalık bir, bir şehirde ortaya çıkmışsa dışarıda olan girmesin, içeride olan da çıkmasın diyor. Değil mi ne güzel. Ama olmayan da vesvese edip hasta olmasın. Ölçü şudur kardeşim. Baktın genel bir şey var düşünerek hastalığı davet etmektense, psikolojini bozmak, bozmaktansa bir, Allah'a Allah'a tevekkül et. Olayları Allah noktasında bak. Allah canibinden, kudretin azameti altına. Yani Allah bununla bize ne diyor? Allah tevekkül et. Allah'a teslim ol. Teslim ne demek? Seleme, İslam. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini yaşa. Sonra Allah'ın rahmetine, rububiyetine ve adaletine, merhametine itimat et ve kanaat et. Teslim ol, bırak kendini, kendini Rabbi Zülcelal'e. Rahat ol, teslim ol, vehim ve vesvese yapma. Bu vehim ve vesvese salgın hastalıklarından daha beterdir. Kafamıza giren her bir şüphe ve vesvese kalp ve ruhumuza yaralar açar. Bu salgın hastalıkları, koronavirüsünü pompalayanlar çok iyi biliyorlar ki bununla. Oysa hani grip var ya grip öyle diyor. 95 bin kişi senede ölüyormuş. Kimsenin umurunda değil. Sigaranın vesile olmasıyla ölenleri, intihar edenleri biliyorum. 830 bin kişi senede ölüyor. Kanserle vesaire. Peki madem bu toplumu düşünüyorsunuz niye intihar eden insanların intihardan kurtulması için ne yapması lazım? Aileler dağılıyor. Niye dağılıyor? Yani içkinin sebep olduğu bu kadar trafik kazasıyla ölenler var ki koronanın belki de bin katıdır. Yani bir buçuk milyon deniliyor senede. 3000 e, 3 bin kişi korunayla alakalı. E, peki e, bunu tehir edip, bunu tacil etmek, bunu öne çıkarıp, bunu unutturmak ne demek istiyorsunuz? Bunu unutturuyorsun. Bunu unut bu insanlar, bu insanlar niçin bu hastalığa duçar olmuş? bu kadar genetiği bozuk gıdaları piyasaya veriliyor. Bu kadar insan kanser oluyor onlar. Tansiyon hastası oluyor. Kalp krizi geçiriyorlar ya. En acımasız da mısırın genetiği değiştirmiş. Piyasada taze mısır, bal mısır diye satılıyor. Tamam. E peki bu kadar yurt dışı kaynaklı yoğurtu imal ediyorlar. Danane midir, dönene midir nedir mesela? Çocukların beyninin gelişmesine mani olduğu çıktığı halde bu kadar sağlığı ortadan kaldıracak ki koronanın belki de bin katına fazla vesile olan gıdalara niçin teyir ediyorsunuz? Üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz veya unutuyorsunuz veya bu sözümü dinleyen kale almıyorsun da bunu kale alıyorsun. Tamam kale almayacak mıyız? Alacağız da sırasına koy. Ehem ve mühim, elzem ve lüzume göre koy. Tamam Elzem en mühim. Lüzum ondan sonra geliyor. İlk önce farzlar, vacipler, sünnetler, mustahaplar, menduplar, adaplar böyle sıralanıyor. E peki biz ne yapacağız? Kardeşim biz bu dünyanın için geldiğimizi bildiğimiz zaman bu tür oyunlara, bu tür anlayışların çöküntülmesine, bizi çökertmesine müsaade etmeyiz. Biz dünyaya, dünyada yaşarken iki hayatlıyız. Hem dünya ve hem ahiret. Kâfirler ise tek hayattadır, onlar korksun. Biz iki hayattayız. Dünyamızda var, ahiretimiz var. Dünyamıza da ahiret noktasında bakıyoruz. Dünyadaki hadiseleri de ona göre yorumluyoruz. Müslüman'ın malı giderse sadaka oluyor, ömrü giderse şehit oluyor. Mücadelesi olursa kefareti zünüp oluyor, günahlarına kefaret oluyor. Demek ki ee, farfaralı e, piyasadaki vehim ve vesveseleri, korkuları aktif eden, salan şeylere, haberlere muhatap olmayacaksınız, olmamanız gerekiyor. Tamam. Farfaralı böyle insan o korku kafaya girdi mi ne oluyor? Korku, vehimi aktif ediyor. İnsanın doğru düşünmesine, vücudun sihatlı bulunmasının sistemi var, savunma sistemi. Onu çökertiyor doğru düşünemiyor, doğru yorumlayamıyor. Biyolojik olarak da insan çöküyor. Onun için haberlere kulaklarınızı kapayınız. Meşgul olmayınız. Kafanız İstanbul'un belediyesinin çöplüğü değildir. Her şeye, fikire, her yazıya, her haberlere kulak asmayınız, vermeyiniz, çöpa dönüşmeyiniz. Çünkü dışarıda fikir ama içeride hisse dönüşür. Allah iki can da aziz eylesin. Cenab-ı Hak Müslümanlara yardım et, eylesin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Rızası dairesinde hareket ettirsin. Hayatımızda onun rızası doğrultusuna yaşamayı nasip eylesin. Vefatımızda da bizi şehit olarak almayı nasip eylesin. E, son bir tavsiyem var. E, tamam, bunlar biliyoruz ama etkileniyoruz. Her kafadan ses çıkıyor, böyle duygularımı, düşüncelerimi, hissiyatlarımı a, kontrol edemiyorum. O bir şey diyor falan. Nasıl bunlardan sıyılacağım? İmanın artıracaksın. İman nasıl artırılıyor? Doğru düşün, şey, e, doğru yaşayacağız. Sünnet, haramları terk edeceksin birincisi. Sonra e, düşüncemizin kalitesini, kapasitesini artırmak için Risale-i Nur külliyatının asay Musa kitabını okuyacağız. Asay Musa. Musa'nın asası. O zaman televizyonlardan gelen e, haberlerden, filmlerde mesela daha önce yüklenen illuminati ve subliminal e, insanı hipnoz eden, tesir altına alan, sirayet edip bizi bloka eden o bloklardan sıyrılırız. Dene. Asay Musa denen bir kitap. Tavsiye ediyorum. Ve ahirde vahum enilhamdülillah Rabbil alemin. الفاتحه ثمانيه صلوات